Merhaba ve Etkili Pratik İngilizce'ye hoş geldin. Bu video 4 bölümlük bir video serisinin ilk bölümü. Ve bu video serisi boyunca if kelimesini ve if kelimesiyle birlikte şartlı cümleler kurmayı inceleyeceğiz. Bu videoda öncelikle if kelimesinin ne anlama geldiğine ve if kelimesini kullanarak ne tarz cümleler kurabileceğimize bakacağız. Serinin ilerleyen videolarında da önemli noktalarla ilgili detayları inceleyeceğiz. Ayrıca bu seride anlattığım her şeyi özet açıklamaları ve daha fazla örnek cümleyle beraber bir dosya içerisinde topladım. Dosyayı indirmek için her zamanki gibi köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun e-posta adresine gönderilecek. Evet, buna da değindikten sonra artık if kelimesini incelemeye hazırız. Başlayalım. If kelimesi genelde İngilizce'de bir olayın bir şartı olduğunu belirtmek için kullanılıyor ve eğer anlamına geliyor. Hemen birkaç örnek üzerinden inceleyelim. Mesela, if you call me, eğer beni ararsan. If he comes here, eğer buraya gelirse. If we go there, eğer oraya gidersek. If he puts that there, eğer onu oraya koyarsa. Ve if they work all night, eğer tüm gece çalışırlarsa. Kısaca if kelimesi cümleye en temelde eğer anlamını katıyor ve bu da günlük hayatta iki şeyin birbirine bağlı olduğunu belirttiğin cümleleri çabucak kurmana yardımcı oluyor. Mesela if you go to the cafe, buy me a cup of coffee ifadesi, eğer kafeye gidersen bana bir bardak kahve al anlamına geliyor. I will talk to him if you call cümlesi, eğer sen ararsan onunla konuşurum demek. If you ask him, he will tell you. Eğer ona sorarsan sana söyleyecektir. Ve if it's too hot, don't pour it yet. Eğer çok sıcaksa henüz dökme. Bu tarz cümlelere İngilizce'de conditionals deniyor. Conditionals şarta bağlı cümleler anlamına geliyor ve bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeye bağlı olduğu durumlarda kullanılıyor. Normalde bu konuyu çalışacak olduğunda zero conditional, first conditional, mixed conditionals gibi birkaç kategoriye ayrıldığını göreceksin ve bu da ilk etapta kafa karıştırabiliyor. Serinin ilerleyen videolarında bunlara bakacağız. Ancak eğer zamanları iyi biliyorsan ve olayın mantığını anlarsan hiç bunları düşünmeden rahatlıkla cümle kurabilirsin. İşin temelinde iki tür şart var. Gerçek şartlar yani real conditionals ve gerçek olmayan şartlar yani unreal conditionals. Mesela diyelim suyu 100 dereceye getirirsen kaynar demek istiyorsun. Bu gerçek bir şart. Hayali bir durum değil. Su 100 dereceye geldiğinde kaynar. Gerçek olmayan bir şartsa hayali durumlardan bahsetmek için kullanılıyor. Bunlara birkaç örnek. Lotoyu kazansam ev alırım. Bilseydim ben de seninle gelirdim. Ve beni ararsa giderim gibi cümleler. Kurduğun cümlenin gerçek şart veya gerçek olmayan şart olmasına göre değişen birkaç nokta var ve bunların farkında olman hızlı bir şekilde doğru cümle kurmana yardımcı olacak. Özetle, if kelimesi İngilizce'de eğer anlamına geliyor ve bu kelimeyi kullanarak bilseydim seni arardım, gelirse ona söylerim, hızlı koşarsan çabuk yorulursun gibi şartlı cümleler kurmana yarıyor. Bu ifadeler özellikle günlük hayatta çok kullanışlı. Buna ek olarak if kelimesini kullanarak gerçek bir şarttan veya gerçek olmayan şartlardan bahsedebilirsin. Buna göre de değişen birkaç şey var. İlerleyen videolarda da bunu inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda gerçek şartlardan yani real conditionals'dan bahsedeceğim ve o videonun sonunda gerçek şartlarla ilgili cümleleri nasıl kurabileceğini öğrenmiş olacaksın. Eğer video yayınlanmış durumdaysa da köşeye tıklayarak veya bu videonun altında bulunan bağlantılardan o videoya ulaşabilirsin. Ayrıca bu serinin tamamını özet açıklamaları ve daha fazla örnek cümleyle beraber bir dosyada topluyorum. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun bu e-posta adresine gönderilecek. Son olarak gelecekte bu tarz yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni yayınlayacağım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.